Bak, damat ister diye düşündüm ama yanılttı beni. Bazı konularda şapşal mapşal ama henüz hazır değilmiş gibi baktı Betüş'ün yüzüne. İnşallah Betüş de akıllı davranır da bu yaştan sonra çocuk neyimize der. Aa, sen olsan doğurmazdın yani. Sus, böyle söyleme. Benim zaten büyük bir evlat acım var. Hem bu saatten sonra hamile kalsam, senin sağlık durumun böyleyken babasız bir çocuk nasıl büyütürüm diye mi yanarım? Yoksa rezilleşen bu dünyada bir daha çocuk nasıl büyütürüm diye mi korkarım? Kocam peri olsaydı umurumda olmazdı. Çünkü çocuklarım başlarının çarelerine bakabilirdi. Ama benim çocuklarımın babası bir fani. Bunu iyice düşünmek lazım. Dünyanın bir tarafında depremler, fırtınalar, kasırgalar, felaketler. Diğer tarafında tecavüzler, cinayetler, bitmek bilmeyen savaşlar. Her çocuk güzel bir dünyaya gözünü açmak ister. Her çocuğun anneye babaya ihtiyacı vardır. Taci, senden bir şey rica ediyorum. Lütfen sonra ağzımdan kaçırdım, bilmeden söyledim deme. Bak, toprağa teyzesinin hamile olduğunu söylemeyeceksin. Onlar bugün doktora gittiler. Belki düşünürler, taşınırlar. Hatta çocuklarına bile söylemeden bu işten vazgeçerler. Ben hiç de senin gibi düşünmüyorum Dudu Hanım. Betüş gibi analar, Sadık gibi babalar çocuklar doğuracak. Onları düzgün düzgün yetiştirecek. Bu düzen öyle düzelecek. Hem diyelim ki öyle olmadı. Diyelim ki Sadık istedi. Betüş zaten ister. Kocasından ilk defa çocuk sahibi olacak. O zaman ne yapacaksın? Şimdi söyle bakalım bana. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bak, damatla toprak evden çıkana kadar aşağı inmek yok. Hele birine söyle, seni muma çeviririm. Sen beni bırak, kendini muma çevir. Bak, damat gidiyor. Evin içi hala ev ama dışı hala şato. Ha, sahi haklısın. Ay, bende kafa mı kaldı? Anneciğim, ben gidiyorum. Ah, geldim. Ay, yukarıda yatakları topluyordum da. Aa, sen gitmiyor musun? Benim servisim 10 dakika sonra. Ay, doğru, haklısın, kafa mı kaldı ki? Hadi görüşürüz evladım. Görüşürüz anneciğim, iyi günler sana. İyi günler. Niye hiç aşağı inmedin? Sofrayı kurmuştum, kahvaltıyı da hazırlamıştım. Sonra yukarı çıktım odamıza. Ama sen hep biz gidene kadar bizimle otururdun. Yoksa benden gizli sihir mi yaptın yukarıda? Hem dedem nerede? Hiç ortalıklarda gözükmüyor. Neyse ki ona bir şey yapmamışsın. Ya neredesin dede? Kemküm, böyle anneannenle odamızdaydık. Neyi, ne şeyi, ne demeye çalışıyor dedem? Bak Toprakcığım, dün dedem biraz rahatsızlandı, şeker komasına girdi. O yüzden geceyi Hayat bir kere hastanesinde geçirdik. Ya niye beni uyandırmıyorsunuz? İyi misin dedeciğim? İyiyim güzel kızım, çok iyiyim. Geçti gitti, iyiyim. Ah, servisin geldi. Hadi geç kalma, akşama görüşürüz. Hoşça kal dedeciğim. Güle güle canım, güle güle. Hoşça kal anneciğim. Ay Taci, o kadar safsın ki bir şey saklarken bile yakayı ele veriyorsun. Huylandı işte. Şimdi çıkar çıkmaz tılsımlı kolyesinden ne olup bittiğine bakacak. Sihir yapayım da Betüş'ün durumunu öğrenmesin. Müzik.